الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد صلوات. Allah'ı Allah Celle Celaluhu bile mevcudata gayrin yani insanın nazarıyla bakarsa, Allah'ın iki türlü nazarı var ya, bir kendi nazarı, bir de insanların nazarıyla bakmak istiyor. Allah bile mevcudata insanın nazarıyla bakarsa, sen ise gayrin nazarına ihtiyaç duymazsan, hep ben biliyorum, benim baktığım gibi, gördüğüm gibi, söylediğim gibi, anladığım gibi anlayacaksınız. Öyle göreceksiniz. Ne başka böyle fikirler çıkartıyorsun? Derse, başkasının fikrine, bakışına ihtiyaç duymasa, sen bakmam, senin dediğine, baktığına bakmam desen olur mu? Tamam mı? Allah bile böyle yaparsa, ahmak, ne demek ahmak? Ne demek ahmak, siz ne dersiniz? Ahmak, tabiat perestini kullanıyor abi. Ahmak böyle fikir dünyasında, ilim dünyasında bir şeyi mümkün görmek. Ha, o güzel. O güzel. Mesela bunu okumadan İsa Aleyhisselam'la ahmakla alakalı bir menkibesini anlatayım ki olmuş. Nefes nefese kalmış İsa Aleyhisselam kaçıyormuş. Kaça. Sonra havarileri denk geliyor. Ey Allah'ın peygamberi hayırdır kimden kaçıyorsun diye. Onlara cevap bile vermeden kaçarken talebeleri de havarileri de takıldı onlara. Dağ tepesine çıktı ve şehre bakıyor. Nefeslendi. Dedi ki havarileri. Nereden kaçıyorsun ey Allah'ın Resulü? Demiş ki ahmakta. Yani bir anlatılır ama şey değil. Bir olmamış bir hadise değil. Bu olmuş. Demiş ki ben Allah'ın izniyle ölüyü dirilttim. Körlerin gözünü açtım. Cüzzam hastalığını düzelttim. Fakat ahmağı düzeltemedim. Ahmak aynı şeyi dener ama hep farklı netice bekler. Aynı netice gene tostlar. Onun için böyle baktığın zaman ahmak dolu. Diyorum ki ahmak ha, kimse vermez ha bu sözü. Ben hiç ahmak değilim de. Herkes derecesine göre ahmaktır. Sana deniliyor ki arkadaş siz bu Kur'an'ı oku, Asay-ı Musa'nı oku, namazı vaktinde kıl, haftada bir gün derse git, her günah içinde küfre gidecek bir yol var, yol açma, günah yol ne demek? Erva habise cin ve şeytanı girme yolunu açıyorsun, haramdan uzak dur, tamam diyor, gene aynısını yapıyor. Unutmayın. Büyük günah işlemedikçe, bir koridor açılmadıkça cinler ve habis ruhlar musallat olamaz. Birisine musallat olmuşsa o bir yol açmış. Kul azmayınca Allah bela, Rab bela yazmaz. Anladın mı? Kul azmayınca Cenab-ı Hak bela yazmıyor. Ya düzeliyor, tamam mı? Asay Musa'yı okuyor. Hizbul Kur'an okuyor. Bir olacak bir şey ya. Ciddi anlatıyor. Düzeliyor. Bir iki hafta sonra bırakıyor. Bir ay sonra tekrar ağırlıyor. Abi düzelmiştim de gene niye var? Gene okum kestin mi dedim. Tamam düzelmiştim kestim diyor. Lan bu hayatın kendisi ya. Bu ahmak değil de nedir? Ne diyorum? Başının çaresine bak. Yol belli. Ne yapacağım belli. Ne yapacağım belli. Derman bu. Dert nedir? Dermanı bilinmiyorsa. Yok kapatacak. Dermanı bilinmiyorsa. Bu dermanı belli.
İlimle Allah'ı tanımak için verilmiş. Alim olmak için değil. İlim Allah'ı tanımak için verilmiş. Alim olmak için değil. Yani böyle bir gayet edinmeyeceksin. Allah ilmiyle aklı yapmıştır. Akıl cihazdır. Onun için Allah'ın aklı yoktur. İlmi vardır. İlim canlı ve ruhludur. İçerisindeki sistem bambaşkadır. İlim o kadar canlı ve külli bir hakikat ki bir meyvesi de akıldır. O zaman şöyle diyebilir miyim? Mesela ilim ruhun sadakatini yapılandırmak için verilmiştir o zaman. Yani ne dersen işte. İlim subuti sıfattandır. Topraktan, ölü topraktan canlı çıkacak. Fakat subuti sıfat olan ilim cansız olacak. Öyle bir şey olur mu? Akıldan çıkan tefekkür, dalga, yayılan dalga akılsız olamaz. Ruhtan çıkan hissiyatlar, duygusallıklar, haller böyle, doyumluluklar, feyiz halleri, kemalatlar, çıkan dalga da aslında kopuk olamaz. Özür dilerim. Büyük ve küçük abdesti doktora veriyoruz, tahlil yapılıyor. Büyük abdest seni taşımıyor. Büyük abdestine bakarak, küçük abdestine bakarak senin içini seyrediliyor da, senin aklından çıkan dalgalar, kalbinden çıkan o haller, meyiller, feyizler sende nasıl kopuk olur? Büyük abdestin senden kopuk değil. Senin sözün nasıl senden kopuk olur? Hem ilim insanı köleleştirir. İlmin böyle bir belası da var. İnsanı hem köleleştirir hem de hür yapar. İlim netice değil, vesiledir. Onunla maksadına varman içindir. Eğer ilme yetinirsen, ilimin gösterdiği yere gitmezsen, ilmin gösterdiği kişiyle irtibat kurmasan, ilim seni köleleştirir. Enanet budalası yapar. İlim el gibidir. Bakar mısın? Bakın şuraya dediğim zaman elime değil. Elimin gösterdiğine bakacaksın. İlim bu eldir. Gösterilen Allah'tır. İlim insanı köleleştiriyor biliyor musun? Enanet budalası yapıyor. Acayip bencil yapıyor. Allah'ın bir ismi varis değil mi? Varis. Subhaneke varis. Bâis. Subhaneke ya bâis, taaleyte ya bâris, ecirne minennâl bi'afke ya Rabbim. Varis ne demek biliyor musun? Allah'ın varisi olur mu? Ya psikoloji yapıyoruz değil mi? Risale'den anladığım şey, okurken çıkarttıklarım, Resul. Peki, varis nedir? Varis manası, Allah'ın varisi olmak. Ya ben anne babanın varisi olurum da, alimin varisi olurum, hocamın da, ama Allah'ın varisi olmak ne demek? Varis, tefekkür edince sende olanları başkasına anlatma ve aktarma hakkını alıyorsun. Ki o mananın varisi olunca, anlatınca varisi isen ve anlatınca tesir ediyor. Eğer sen o bilgileri anlatıp Allah'ın varisi değilsen tesir etmiyor, aksine amel ediyor. Tefekkürle elde ettiğin şeylerin varisi olunca tesir ediyor, istifade edince varis olabiliyorsun. Yani ezberledin başkasına anlatmak için. Bu varis değilsin. İlim şeyi seni köleleştirir. Başkasına anlatmak için almışsın. Matematik, fizik, kimya da öyledir. Seni köleleştirir. Yani enanet budalası yapar. Kendi seni duygularına gömer. Köle o demek yani. Hislerine, kaprislerine, gurur, kibrine seni gömer. Bu köle. Ama bu tefekkür edince, bu çok önemli bir şey ha, tefekkür bak. Tefekkür saati hayrun min ibadet senet. Bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten evladır. Yani bir saat böyle oturup kesiksiz bir tefekkür değil. Bugün 5 dakika tefekkür ettim, yarın 2 dakika, öbürsü gün 8 dakika. Toplam bir saat. Tefekkür seni bir yere taşıyor. Yol, şöyle diyelim ki dağ düşünün. Yol fikirdir.
Kamyon tefekkürdür. Şoför ilimdir. Tamam? Direksiyon akıldır. Gittik oraya, yol açıldı. Orada malzemeler yüklendik. Geliyoruz. O varissin işte. Tefekkürle aldığın. Tefekkür ehli ihlaslıdır. Derecesine göre. Niçin abi? Tefekkür ehli çünkü Allah tefekkürü yani ilmi tefekkürü herkesin dimağına nasip etmez. Mesela herkes değil tabi. Yani şu, herkes derken fizik, kimya o düşünmektir. Tefekkür düşünmek farklı şeylerdir. Bir şey düşünmek ayrıdır, tefekkür etmek ayrıdır. Sanki abi şey enfüsünü tefekkür etmek değil mi abi? Enfüsünü, nefsini tefekkür etmek değil mi? Sizin bahsettiğiniz. Yani enfüsü derken aldığın ilimle kendini tanımaya çalışmak. Bu enfüstür. Başlıyor buradan. Aldığın ilimle yanlış yapıyorsun. Öyle söyleme falan. O değil. Tefekkür o zaman hani elindeki aynalarını bilmek değil mi abi? Yani tabii onu dönüştürüyor ya. Elde ettiği mesela Risale okuyorsun. Mesela bu Ahmak. Şimdi Ahmak biraz önce okudum. Yani acaba bende var mı? Aynı şeyi, günahı aynı şeyi yapıyorum. Allah'a ve ahirete inandığım halde. Allah ve ahirete inanıyorum, rahatça güneş diyorum. Ahmak değil midir? Küllün nasi mecnunun ala kaderil hava ihtilafil cunun. Bütün insanlar delidir diyor. Delilik derece derecedir diyor. Hadiste 13. şuada. Ne demek? Allah'a ve ahirete inanacak. Allah ve ahirete inanacak. O rahatlıkla da günah işleyecek. Ahmak değil de nedir? Hepimiz öyleyiz yani. Derece derece. Ama bu dersi okununca maalesef veya dersen derse hep böyle dışarıya şey yapıyoruz. Ücret şey yapılınca, yok derse gelmenin, şey yapmanın ücreti şudur budur deyince hep bize. Hiç kimseye ortak etmiyoruz. Eleştiri veya yapmamamız gereken ya böyle oluyor şöyle hep dışarıya. Kendimizi çarlık asıyor. Ahmak değil de nedir ya bu? Ahmak. Yani elde edilen ilimle kendini tanımaya çalışırsan ihlaslısın. Elde edilen ilimle harice bakarsan ihlasın yoktur. O düşüncedir. Düşünce hariçtir, tefekkür dahilidir. Cehl-i mürekkep, ilmi netice zannetmektir. Cehl-i mürekkep, İlmi netice zannetmektir. Bilmek ilimdir. Bilmediğini bilmemek, bilmediğini bilmiyor. Yani o ilimle bilmesi gerekenler vardı. Mesela şöyle, şu çiçekten elde edilen ilim. Aldım. Ben bununla bunu yapanı tanımam lazım. O zaman ilim marifete döner. Bunu bildim, bu sanatkarlığa döner. Eserden müessere geçmek gibi. Bak şimdi, ben çiçeği bildim, arabanın tamirini yapmasını bildim, insanı tamir yapmayı bildim, doktor. Bu İmam-ı Gazali der ki, sanatkarlıktır diyor. Arabayı tamir etmek neyse, insanı tamir etmek de aynıdır. Şuradan hava alıyorsa, bu sesi böyle çıkartması normal. Şuradan hava alıyor diyoruz arabada. Aynı bu şekilde de tasavvurun hava alıyorsa endişelerin fazla olur. Orayı kapat. Bu da bir şeydir. Sanatkarlıktır. Bak şimdi. Ben bunları bildim. Yani çiçeği araştırdım. Bu ilme ilimdir, sanatkarlıktır. Eğer ben bu ilimle, çiçekten aldığım ilimle ilmi yapana dönebilirsem o marifetullah'tır. O marifetullah tefekkür edersem ruhta hasıl olan, kalpte hasıl olan hale de muhabbetullah'tır. Yani tefekkür esnasında ilk muhatap hangi cihazat oluyor? Akıl mı? İlk muhatap. Yani kullandığın mı demek istiyorsun? Yani ben tefekkür edeceğim mesela. Mevcudata, masnuata ilk muhatap olan akıldır.
Çünkü dini olmayanın şey, aklı olmayan dini yoktur diyor hadiste. Aklın, çünkü akıl kutsi bir cihazdır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, akıldan daha kutsi bir cihaz yaratmadım diyor, diyor Cenab-ı Hak. Aklı olmayanın dini yoktur. İlk muhatap akıldır. Akılla tasavvur farklı şeylerdir. Düşünceler farklıdır. Muhakeme farklıdır. Tamam. Yani basar masumatı görüp basiret saniye görmesi değil ya. Burada evet. Akıl buralar nerede oluyor? Akıl genel isimdir yani. Akıl geneldir, mastardır. Vurmak. Vurmak. Ne vurmak? Ama Hasan vurdu. Fail oldu şimdi. Faili mastar yani. Fail oldu artık. Fiilin faili oldu. Vurdum. Hasan vurdu. Hani akıl geneldir. Ondan sonra mı dini mealalar devreye giriyor? Tabii. İlk önce muhatap o. Muhatap aldığı şey ilk akıldır. Akıl. Sonra neyi kullanacak? İlim alacak. Bak ilim alacak. Sonra bu ilimle bu aklı yönetecek. Çok acayip. Benim aklım bedendedir ama öyle terakki ediyorum ki bedene hükmediyorum. Arabanın içerisinde şoför düşünün. Arabanın içindedir ama hayır, araba şoförün içindedir. Kim kimi yönetiyor? Kim kimi içine almışsa. Nasıl içine almış? Araba şoför içine almış ama şoför içeri girdikten sonra arabayı da içine almış. O zaman şoför ne yapmış oluyor? Dışını da içine almış oluyor. Biraz manalar kalpten çıktıkları vakit değil yani. Hani hayalde falan suret görürler. Yani akıldan sonra kalbe iniyor. Öyleyse dima mertebeleri mi? Hayalden tabii. Mesela zaten dima aklın bir şubesi. Vicdan da öyle. Şimdi manalar kalpten çıktı. Ama içeridekini dışarıya yöntemi bu. Dimağda yani aklın sıfatları mı oluyor abi? Evet, sıfatları oluyor. Yok, dima mı diyorsun? Hayır. Dima şu aklın, şu kafanın bütünlüğü. Dima nedir? Tencereyi koyalım. Tasavvur, taakul, akıl. Tasdik, izan, iltizam, itikat. Koy, karıştır. Bunun adı dima. Akıl burada nedir? Akıl burada şudur. Şunun bütünlüğüdür. Taakkul. Taakkulun içerisinde 12 tane sıfat var. İşte şey der ki ilim, pozitif ilim, şu 7 tanenin tümüne akıl denilir. 3. mertebeye taakkul denilir. Böyle İslam filozofları. Yani taakkul aklın bir sıfatıdır. Hayır. Akıl bir cihaz olduğu gibi hayal da bir cihazdır. İtikat da bir cihazdır. Kalp de bir cihazdır diyor Üstad. Çok ilginçtir. Anladın mı onu bak? Aklın yoksa ilmin yoktur. Ama Allah'ın ilmi vardır. Aklı yoktur. Şimdi o tekerlemeyi yaptım ama anladınız mı önceliği? Şoför dışarıdadır. Arabaya girdi. Şoför arabadadır. Ne yaptı? Fihi mafi. Araba araba şoför içine aldı. Şoför içine. Arabaya içeri girdi adam. Kontrol kimde? Şoför. O zaman araba da şoförün içinde. Öyleyse bunu arabadan maksat neyse de oluyor. Şoför de maksat akıl oluyor. Abi. Akıl oluyor. Şoför de maksat akıl oluyor. Ve o şoförün tecrübeleri, duyguları, kararları da ilim oluyor. Yani bu elini kim çeviriyor? Bu çeviriyor ama bunun arkasında bir şey var, ilim. Çevir onu, viraj geldi. Hani ilk önce akılla ilim alacaksın, sonra bu ilim aklı yönetecek. O zaman doğru bir ilim al. Şeytan ve erbaa habise seni rahatsız etmesi... Bak, şeytan ve erva habise seni rahatsız etmesi için rahatsızlığından en zirvede ölen insanı sana örnek göstererek senin vehmini tahrik eder. Misal, şeker hastalığın, tansiyonun, üre hastalığın,
yani seni rahatsız eden bir zafiyetinin en kötü örneğini, yani o hastalıkla ölen tanıdığını sana nümune yapar. Bak bu hastalıkta o öldü, sen de bunun gibi ölebilirsin diye vehmini o örnek ve nümuneden işlettirir. Yani şu, diyelim ki şeker hastalığın var. Kalp, gündelik hayatta çok olan. Kalp mesela İsmail, ben çok tanıdığım var. Kalp hastası olup da yaşayan çok var. Belki de binlerce yani. Ama benim tanıdığım 50'yi geçer ya. Evet. Yani ben başıma geleni söyleyeceğim size de, yaşadığım şeyi anlatacağım. Ben inan mübalağa olmasın diye yüzü geçiyor da mübalağa olmasın diye 50 kişi diyeyim. Sayabileceğim kalp hastası. Dostlarım var, tanıdığım var. Ha İsmet de şey de yaptı değil mi? Doktor işte Almanya'da arkadaşımın şey oldu, ameliyat oldu. Açık kalp ameliyatı. Daha bu sene vefat etti. Kaç sene? 93. 93'ten böyle bir daha olmadı. Ömer kaç sene oldu? 20... 2013. 23. 23 sene. 22 sene işte. Aşina abi, cumartesi kalp kapağı değişmiş kardeşim Recep'im işte, Polat'ı da geldi. Eceli geldi yani, o da 70 küsur yaşına geldi. Ha 70 küsur yaşına geldi. Yani. Bak şimdi. 75. Şimdi bak, misal için söylüyorum. Bir sürü kalp hastaları var değil mi? Onları hiç göstermez vehmin. Gider, kalp hastalığıyla krizde kim öldü? Seçer, yüzlercenin içinde. Değil, 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 hah felanca. Görüyor musun? Kalp hastalıkla öldü. Sen de onu öleceksin. Şimdi vehim şöyle yapar. Yüzlerce kişi yaşadığını göstermez. Yüzlerin içerisinde istisna olan yüzde bir ihtimali hepsini unutturarak sen de böyle öleceksin. Peki sen de bunlar gibi yaşama ihtimalin çok büyük. Bunlar hepsi yaşıyor. Bir tanesi öldü. Demez. Başıma nasıl geldi? Kalp biliyorsunuz kaslarla ölüm. Bu benim kesin. Büyük günah işlemedikçe koridor açılmaz, erva habise ve cins musallat olamaz. Kim bu melaneti yapmışsa koridor açtı, buradan girer. Hiç şansın yok. Ha? Ne yapar? Dimağı karıştırır, kalp kaslarını şey yapabilir, mideye vurur, kansere sebebiyet verecek hücreleri şey yapar, böyle sebebiyet verebiliyor. Mesela benim başıma geldi, şöyle. Vurup kaçar, illa oturandan bahsediyorum, günah-ı kebair işleyen, o anda oturur ya. Ama vehim verir gider, o şeytan nefse var, o değil. Bir gün, ders çalışıyorum surete, köyde. Nasıl olduysa bir sıkılarak kattım, rüyamı gördüm bilmiyorum. Baktım ki terliyorum, oturuyorum. Hemen adam devreye girdi, hemen. Dedi ki, şurada dedi bir komşum vardı hatırlıyor musun dedi köyde. Tek başında evdeydi. Çoluk çocuğu bayramlaşmaya gitti. Televizyon seyrederken kalp krizi öldü biliyor musun? Biliyorum dedi. Şimdi de bak sen kalp krizi geçiriyorsun, terden soğumuyorsun. Yatakta yatmışız da rüyamı gördük sıcak mıydı falan. Durdum. Bu sefer kalp krizi geçiyor öleceksin. İnsansın da. Başladı evham etmeye. Hiç karışmıyorum. Başladı ter ciddi akmaya. Kendisini terlemek titremeye götürüyor. Sonra devreye gireyim dedim. Üç kişiyiz ya burada. Benim nefsim, benim ruhum, ben diye. Ben daha devreye girmedim. Bu için çatışıyor. O zaman yazdım bunları. Dedim ki, ey melun, benim tanıdığım kalp hastası o kadar var ki onların yaşadıklarını bana söylemiyorsun ve şu anda benim terlememi bunların içerisinde en olumsuzu öne getiriyorsun. Ben de hayvanım yedim ya. İlim onu tard eder, cehil onu davet eder. Tanısan gider, tanımasan gelir. Var ya vesvese lisansına. Bir baktım ki otel ne oldu? Şak diye kesildi. Meğer sinirleri aktif etti adam. Ve bunu yazdım. Yaşadıklarımı yazıyorum, tefekkür ettiklerimi yazıyorum. Nakletmiyorum, naklet diyorsam söylüyorum şuradan aldım diye. Adamı böyle yakaladın, ilimle yakalayacaksın. Bize sanki gelmiyor mu? Geliyor tabii, yakalıyoruz böyle. Yakalayamadığım zaman süründürüyor birkaç hafta. Ha? Süründürüyor. Yani şeytan ve erva habise seni rahatsız etmesi için senin zaafın hangi noktada bedensel mi?
veya kocan sana ihanet ediyor, karın sana ihanet ediyor. Yani insan hangi konuda zaafı varsa, bedeni varsa beden koridoruyla giriyor. Para şeyi varsa hırs noktasında vesvese yapıyor. Uşkurluğuna düşkünsen karın ve kocanla imtihan olacaksın. Hangi sahada düşkünlük var? Cinsellik. Bu sefer hep şüpheleneceksin karından kocandan. Evet. Devam ediyorum. Kelamdan biraz bahsedeyim. Kelam. Ondan sonra kelamı bitirince bitireceğim. Kelam. 7.05.2015 Ankara yolunda arabada yazıyorum diye not almışım. Arabada yazmışım. Şoför var. Ben arka koltukta oturuyorum. Düşünüyorum demek ki yolda. Bu notu aldım. Lugat. Lugat, kelamı tanımaktır. Oysa kelamın içeriğinde örf de var. Yani mesela beni görmediniz. Nüfus kağıdım yolda düşse. Cilt no, sayfa no, doğum tarihi, doğum yeri, annesi, babası, hanesi, köyü. Şimdi böyle bir insanın yaşadığının farkındasınız. Yaşı vesaire şey ve kan grubu var, tamam mı? Nüfus kağıdı. Peki benim varlığımda haberdar oldunuz. Beni tanıdınız mı? Benim duygularım, fikriyatım, hissiyatım, meylim, arzularım, içsel yapım, dişsel, insanlarla ilişkilerim, münasebetim, psikolojim var mı? Yok. Lugat böyledir. Risale-i Nur'daki de öyledir. Her tarafta da öyle. Lugat, nüfus kağıdıdır. Ama kelam ise, yani benim şak diye fotoğrafım, doğum falan yazdı ama kelam var ya, kelam, konuşma. Benim konuşurken örfü, ahlakımı da etkiler. Lisanım Karadenizli midir, doğu mudur, işte şaklı mıdır, İngiliz midir? Ondan sonra aileden aldığım terbiye, neleri hafifliyorum, neleri ciddiye alıyorum. Mesela bir tanesini söyleyeyim, hemen hatırıma gelin. Mesela anne babamdan almış, çünkü kaşık buraya vurdu. Yani yemek yerken bir, önünden ye. İki, dişini sakın kaşığı dişine vurma. Sakın ha, ağzını sakın görmeyeyim sofranın üzerine öksürdüğünü. Murdar edersin. Bir gün babamla da yiyoruz, kaşığı burada vurdum. Kaşığı şöyle şimdi bir vurdu burama. Hala buram acıyor ha, düşündükçe. Peki. Ben de şimdi dershanedeyiz. O sonra baktım ki Mecmuatul Adab'da doğruymuş. Hepsi doğru. Dinden gelmiş. Şimdi ben konuşurken arkadaşlar kaşığı dişinize vurmayın. Kesinlikle hapşırttırmayın. Yemeğin üzerine hapşırmayın. Zira ağzınızdan çıkan, tıbbın dediği, şu 80 milyon mikrop olur, seni bakterin, kültürün şey olur. Bu yemek murdar olur. Derken sen de dersin. Ama ben bunu derken kaşık izi de var bende. Yani kelam söylenirken yaşamış mısın bunu, yaşamamış mısın? Örfün de var, kültürün de var, eğitimin de var. Kelamın içerisinde, nüfus kağıdında yok. Ananem var. Yani kelam, bak kelam ne etkiliyor? Ağızdan çıkan var ya benim şu çıkan. Arkadaşlar, bak bir de şöyle var. Arkadaşlar. Bak. Gel. Hepsi gel. Araba muavinlik yapıyor. Gel. Hepsi gel. Ama sonundaki hiddettir ya. Güvenmiyor musun kardeşim? Niye bana güvenmiyorsun? Kızmaktır böyle. İlk önce adam gibi ben sana gel dedim. Kelam ama içerisinde neler var onu anlatmaya çalışıyorum. Bir, ilmi var kişinin. İki, kalpteki özellikleri var kişinin. Üç, kelamın içerisinde örf var. Aldığım örf, Karadenizli mi, Urfalı mı? Ana ne var? Kelamın içerisinde tarih var. Kültür var. O kavramın içi bunlarla dolu.
bu kelam seni o tarihe ya da o kültüre taşır. Mesela bir şey konuşurken, mesela diyelim ki biraz önce uyguladık. Ağzını şıpır şıpır yapma, bunu duyan bir insan. Hemen ne yapar biliyor musun? Başına, bunun da başına bir hal geçmişti Yozgat'tan, Çorum'da, Çankırı'da, tamam mı? Hemen ona gider. Kelamın içerisinde kişinin dimağı ve kalbi, örfü, ananesi, kültürü var ya, kelamın içerisi. Kelam canlı ve ruhludur. Biraz önce dersin başında anlattım. İnsanın büyük ve küçük abdesti nasıl insanı dışarıya taşıyor? İçeride haber veriyor, tahlil yapılıyor, onun ne olduğu çıkıyor. Yani insandan kopuk değil, insandan çıktı diye. Benim ağzımdan da çıkan kelime, elsinetikum ve elvanikum, insanın aynısıdır. İnsandan kopuk değil. Dolayısıyla ne taşıyor bu? Örfümü işte, bunları taşıyor. O zaman ben sana gönderdiğim zaman bunu, sende ne uyanıyor biliyor musun? Eğer kelamında bir sürü şeyler var. Dimağımı koymuşsam, hissiyatımı koymuşsam, maneviyatımı koymuşsam, tarihi koymuşsam, örfü koymuşsam, ananeyi koymuşsam, hassasiyetlerimi koymuşsam vesaire. Seni de aynı oranı uyandırır. Benim bir kelamım seni tarihe götürecek. Sinop'a, sen nereliydin? Göçmen, Arnavut. Seni de Arnavutluğa götürecek. Veya babanla annen arasındaki bir macereye götürecek. Veya bir korktuğun bir yerdeki bir ağacın altındaki hale, ağlama haline götürecek. Yani aynı kelam herkese farklı tesir edecek. Çünkü içerisi farklı. Bazen ben kelamımın içerisine tarihi koyarım, örfü koyarım, ananeyi koyarım. Ha? O zaman sana İsmail mesela şu tesir ettiği zaman, diyelim ki hani biraz önce söyledim ya, simalarınız farklılaştı olduğunu gördüm. Büyük günah işlemedikçe cin musallat olamaz. Koridor açılamaz yani. Bu benim için kesin. Onun için böyle tüm musallatlara hemen diyorum şunu yap, bunu yap. Niçin diyorum? O arkayı biliyor. Asayı Musa'yı koy, Hizbul Kur'an'ı oku, hemen tövbe et. Namazı vaktindeki, haftada bir gün derse git, bitti yani. Niye? O abi bunlar, ya kardeşim ben olayı biliyorum. Kanuniyetini biliyorum, adamın ciğerini biliyorum. Nasıl girebilmiş diye anlatıyor. Bunu yapmasan giremezdi. Ben de seni utandırmamak için günahından bahsetmiyorum. Arkayı söylüyorum. Arkasına geçiyorum adamı. Ha, şimdi bunu söylediğim zaman bir rahatsız olan mesela herkeste farklı oldu simalar. Kimi öyle anladı, kimi öyle anladı. Ha? Arkadaşlar, ben kelamı kullanırken yaşamadıklarımı demiyorum. Bu kelam seni o tarihe, yani kelamın içerisinde ya tarih varsa seni tarihe ya da kültüre taşır. İp gibidir kelam. Ya iki arabayı birbirine bağlar ya da limana gemiyi bağlar ya da. Kelam böyledir. Ya fikirleri birbirine bağlar ya fikirlerle taşınırsın ya onun buraya taşınmasına yol açarsın. Veya gemiyi bağlarsın, veya iki arabayı birbirine çekersin ve ya da. Yani tarihi birbirine bağlar, veya kültürü birbirine bağlar, veya seni bir yere taşır kelam. Çünkü subuti sıfattan gelen kelam bizim bildiğimiz gibi konuşmak değil. Subuti sıfattan olan kelamın bir sıfatı konuşmaktır. Kelam sırf konuşmak değildir. İnsanın kalbindeki o da. Bu hareketlerin hepsi kelamdır. 24. mektuptan çıkarıyor. Mevcudatın diyor, hareketi sessizce Allah'ın konuşması ve konuşturmasıdır diyor. 24. mektupta. Nasıl konuşma? İşte konuşma arkadaş. Hiç ömrünüzde kırmızı görmediniz, yeşil görmediniz, kapat burayı desem. Yeşil var ya, nasıl anlatacağım? Kelamı şey mi zannediyor? Kelam aynı zamanda harekettir. Kelam aynı zamanda zamandır. Kelam aynı zamanda kayyumiyettir. Her neyse. Kelam bazen yaşam tarzını, bazen de o kültürün hissiyatlarını, kültürün fikirlerini taşır bizlere ve tarihlere.
Ulan nerede gördük be hakikaten? Nefis cümlede net ne vallahi ya? Vazife cümleden hala. Öyle bir vazife yapıyoruz ki şu anda. Kelam böyle bir komprim mana nerede bulacaktınız ya? O Allah aşkına kelam hakkında, konuşma hakkında piyasada kitaplar alın şöyle şöyle. Şu kadar veciz 10 dakikada sen bulduğunu nerede bulacaksın bunu? Böyle bir şey olur mu? Bu tefekkür yani. Risale-i Nur tefekkür ederken çıkanlardır. Onu nazara vermek için söyledim. O ayet-i kübradan çıkmış bu 7. Konuşmanı ne diyorum? Çünkü konuşuyorsa hayatı vardır diyor. Tamam, iradesi vardır diyor. Ha, hatırladım. Oralardan çıkarıyorum. Yani böyle bir şey göremezsiniz ya. Kelamda bu var. Yani nerede göreceksin böyle bir şey? Bak, kelam bazen bir yaşam tarzını taşır sana. Bazen bir kültürü, bazen bir kültürün hissiyatını, bazen bir kültürün fikirlerini. Ya seni oraya veya o seni, senin buraya taşınmana vesile olur. Bazen doğuşları, bazen değişleri olarak gelir dünyamıza. Yani bazen böyle bir değiş, şiir, bir türkü, bir ilahi, bir mahzuniyet, bir cenaze, bir düğün. Bunlarla açılır koridor bize. Bize akmaya ve bizim akmamıza vesile olur. Mesela birisi sıkıldı. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, bugün olanı anlatacağım. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, sıkıldığın zaman beni düşünün diyor. O kanunları çıkarıyor. Şu endişe diye bir ders yayınlandı ya dün akşam gece birde. Kadını bir tanesi dinlemiş. Ondan sonra hakikaten endişeden endişe etmemek olduğunu, etmemek gerektiğini anlamış. Doğru. Sonra bir endişe geldi diyor sabah şeye dön. Şimdi orada WhatsApp'tan da atmıştık o hadisi. Epey de yayılmış yani. Böyle şeyde içiyordu. Dedi ki, ben diyor endişeden, endişeyi düşündüm diyor, sen sima olarak geldin, seyrettin ya. Baktım endişeden çıktım diyor. Yani bazen bir ses, bir ders dinlemek seni onun ruhuna taşıyor. O şeyi endişe anında endişeden endişe etmemek gerektiğini düşündüğü anda hemen biz hayali neymiş Allah ittirmiş. Endişeyi dinlediği için. Ondan sonra böyle gözüm açık bakıyordum sana diyor. O dersi diyor daha aletsiz dinliyordum. Ne yapmış o? Endişe dersiyle benim ruhuma kanal açıldı diye söyledi. Şöyle diyeyim. Garip garip bakıyor da İrfan. İrfan, ruhsuz hayal edilebilir mi? Ruh yok hayal edecek. Ruh yok düşünecek. Olamaz. O zaman bir şey hayal ediliyorsa, düşünülüyorsa ruh ile yapılıyor. Hem sen oraya taşınıyorsun veya öyle bir alemi burada kuruyorsun. Saray var. Hemen tak tak saray malzemeleri var da cam. Şöyle diyeyim. Bir abi hayal et. İrfan seni etkileyen bir abi hayal et. Tam değilse kafa sal. Ettin mi? Şimdi o senin aleminde bir alemdir. O bak o kaşları, ayakları böyle falan olabilmesi için hayal, taşlar kullandı. O da varlıktır ama atom cinsinden değil. O insanı, o sarayı, mesela memleket köyünü hayal et. O olabilmesi için taşlar, o şey, enerji kullanman lazım. Atoma dönüşmemiş, buza dönüşmemiş su. O demek istediğim şu, hayal ettiğiniz yere gidiyorsunuz veya o hayal ettiğiniz yeri burada açıyorsunuz. Neyi düşünüyorsanız oradasınız, osunuz, aynı özellikleri taşıyorsunuz, enerjidir. Çünkü ruhsuz hayal edilemez, ruhsuz bir şey düşünülemez. Düşündüğünüz bir şey ruhludur demek istiyorum. Bunun bana kârı ne? Mesela diyelim ki abi ben sizi düşündüm. Ha, acayip bir şey. Mesela bir adam, olumsuz bir adamı düşündün. Nefret ver, hep olumsuz, batsın bu dünya falan. Sen o düşündün mü? Onun kültürü, hissiyatı, fikriyatı, düşünceleri, davası sana aynı sirayet eder. O hangi alemlere kapaşmışsa, ben de o alemlere kapaşmışım. Kesinlikle davet ediyor. Beni düşündün. Cübbeli'nin dediği gibi, ya senin bazılarında diyor cehennem yok mu? Vallahi yemekte lazım olduğu kadar tuz lazım dedim.
Onu da sen katıyorsun, ben derim. Beni hayal eden de cemiyem olmaz. Ha o zaman bu ne işimize yarar? Hayal ettiğin veya düşündüğün, alakadar olduğun insan, telefon ettiğin gibidir. Onun alemiyle alemlere bağlanıyorsun ama onun alakadar olduğu alemlere. Onun için kimden ders alıyorsunuz? Allah Resulü'nün hadisidir bu da. Dini, ha şey, kimden, dininizi kimden öğreniyorsunuz? İmam-ı Rabbani Hazretleri bak ne diyor? İmam-ı Rabbani Hazretleri, ha Hasan değil bu. Radiyallahu anh. Diyor ki, bir kitap diyor mahsa doğru olsa, kitap doğru. Ama ehli bida, o kitabı okumayın diyor. Çünkü sirayet eder. Sirayet eder. Ya eğer ne işe yarıyor? Niye beni düşünün diyor Allah Resulü sıkıldığınız zaman. Niye ben size hatırlıyor musunuz? Sıkıldığınız zaman bir sözler kitabını, bir mektubat, en çok etkilenen bir kitabınızı veya sayfanızı, bir güzel mutlu anınızı, bir dersteki huzurlu anınızı. Ya ben beni dinliyorsan derslerde, o sıkıldığın zaman beni bir düşün yani, bu rabıtadır bu. Tak diye onun koridoruna bağlanıyoruz. Peki abi o zaman şöyle bir soru geliyor akla. Hayalen gördüğünde hayatlar beşurluysa, siz de hayatlar beşurluysanız ikinizin arasındaki fark ne ola ki? Ha, ikinci bir tanesi buza dönüşmüş su, bir tanesi haşikio, bir tanesi timsali sureti. Onu şey yapmamış Cenab-ı Hak yani, mesela diyelim ki rüyadaki beraber olmak zinaya sayılmamış. Bedensel hayata hükmetmiş şeriat. Rüyalara hükmetmiyor. Tamam. Ama aynadaki güneş, güneş hasiyetine sahip ama güneş değil gibi. O aynadan kasıt senin dimağdır. O güneş benim hayal ettiğim, hakikisi de ben güneşim. Ama kötülükler böyle değil. Allah'tan ki kötülükler öyle sirayet etmiyor. Sen ciddi alakadar olmazsan. Söyle. Yani hani Efendimiz hakkında sürekli, hani sahabeler hakkında sürekli sorulur ya. Mesela Efendimiz'den hayalen ders almakla dahi sahabe derecesinde yetişilmiyor. Yani 70 defa uyanıkken ruhundan ders alan diyor. İfade var. Celaleddin Suyuti gibi 40 sene. Şimdi hani o zaman ne değişiyor ki bu hayalen görmek ve şeyde görmek? Şimdi bir bedensel hayatta ruhun bulunması bütün sıfat ve esmanın bütünlüğe gelmesidir. Bedenden sıyrılırsan bedenle alakalı o esmalardan sıyrılmış oluyorsun. O zaman o sıfatların varisi değilsin. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı beşeriyetiyle görmüyorsun. Neyle görüyorsun? Velayetiyle görüyorsun. Yani şeyiyle, risaletiyle alakadarsın. Velayetiyle bizzati ancak kendi hayatında oluyor. Ancak onun velayeti risaletine inkılap etmiş. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselamın insiba ve inikası ancak o beden denilen, onun için buranın kıymetini bilin dedim, en son kavşaktır. Yani esmanın en kesip en son tecellisi olunca bütünü cem etmiş. Bedensiz vücut, bedeni meydana getiren esma mertebesi yok. O mertebe yok. Aklıma şöyle bir şey geldi de, yani bu alem-i şehadet de ki, o zaman kayba nazaran farklı bir kanuniyet lazım ki, sizin de bana tesir etmeniz lazım. Ben istemeden de dahi, şu gayri şuursuz olarak. Ama hayalen veya ruhundan ders aldığım zaman ben istediklerimi alıyorum. Ama diğer türlü mesela bende hiç inkişaf etmemiş esma, ben gayri şuur olarak sizden bana şu an tesir ediyor olması lazım ki sahabe o yüzden külli kalemde diyor yani büyük büyük esmanın çoğunluğunda geçtiler. Yani istidat noktasındaki şeyleri alem-i şehadette yanındaki kişi inkişaf ettiriyor. Ama hayalen ya da işte ruhaniyatından ders aldığın zaman da sen istediğini arıyorsun, senin kabiliyetine bağlı. Böyle bir yaklaşım. Aynen doğru. Mesela sen benden hayal ettiğin zaman istediklerini alıyorsun. Ama senin haberin olmadan ben sana tesir edersem ben istediklerimi yüklüyorum sana. Var tabii. Mesela nasıl olur? Mesela bir tanesini söyleyeyim.
konu biraz şey oldu ama. Ve duanın da ruhu, en tesirli ruha. Şimdi dimağda kaç mertebe var? 7 abi. 7. Dua edeceğin kişi veya o kişi kime? Ameliyatta ameliyatına gireceksin. Ben buradan girerim. Allah'ın izniyle girerim. O enerjiyi değiştirir. Nasıl oluyor bak. Yapabilirsem tabii. Şimdi dimağın 7 mertebesini kullanarak koridor açacağım. Şöyle dua değil. Ya Rabbi ona merhamet et. Telaffuzdur. Hissiyatım yok benim bunun içinde. Ya Rabbi ona merhamet et. Ya Rabbi ya. Ya Rabbi acı onu ya falan. Ne hissiyatım var, ne fikriyatım var, ne duygularım var. Hiçbir şeyim yok. Bir seslendirdim. Kelam. Dimağın ilk mertebesine daha yok. Ha, kaldırdım elimi. O adamı veya kadını hastadır, tamam mı? Nasıl yapılandıracağım, bak nasıl gireceğim oraya? Hayal ediyorum. Hayal et, dua ederken. Hayal et. Kabe namazda diyor, ustad diyor ya Mesnevi'de, namaza durmadan önce ilk önce hayal et, iftihtar tekbiri getirmeden. Gayrimunteşir'de de diyor ki, teveccühtü ilâ beytike şerif. Beyte, Allah'ın Kabe'sine yöneltim deyin diyor. İlk önce hayal et diyor. Ustad diyor Mesnevi'de. Hayal et. Ne? Kime dua edeceksin? Kadına. Ameliyat olacak. İlk önce hayal et. Sonra ikinci ne geliyor? Çık yukarıya. Tasavvur. Tasavvur. Şimdi hayal etti mi ben onu? Şimdi düşünüyor. Düşünüyor. Bu kim? Bu kadın benim dava arkadaşım. Ders yapıyor. Gayretlidir. Sayıyorum ha. Ciddi ben ona şimdi dua edeceğim ya. Çok gayretli. Fedakar kardeşiniz. Düşündüm. Çık yukarıya. Şimdi duada kullanıyorum daha. Dua etmedim. Malzeme yapıyorum. Hayal ettim. Tasavvur ettim. Sonra tahakkül ediyor. Yani onu akli çerçevelere, delil ve burhanlara sokuyor. Hizmet imaniyedeki seviyesini düşünüyor. Sonra tahakkül, tasdik. Aynen böyle bir insan ya Rabbi. Allah'ım senin dinine hizmet eden bir insan. Yani bilerek Risale-i Nur yüklenmiş, tahakkül. Hizmetteki faaliyetleri, tasavvur. Sonra tasdik dedik, 4. Sonra izan, sonra iltizam. İtikada kadar götürüyorum yani onun hayattaki itikat yani şu, küfre duruşu, İbrahim'i duruşu. Sonra bu 7 mertebeyi kullandım mı? Şimdi uzun olmaz, sizin de kısa. Kullandım değil mi ben onun hakkını? Allah'ım. Onunla merhamet. Zaten düşündüğün koridor bir merdiven koydum. Bir merdiven de zaten oradasın. Sanki cesedin içinde. Allah'ım ona merhamet et ya Rabbel Alemin. Tamam. Çünkü düşünme enerjidir. Düşünce ruhludur. Neyi hayal ettimse oradayım ve oyum. Nasıl? Benim büyük abdestim, küçük abdestim nereye götürmüşse doktor kutuya koymuşsa orada tahlil ediyor. İstanbul'da aldı, Ankara'da tahlil ediyor. Nerede olursa. Ben oradayım. Oradan timsali suretim var. Benim ta içim onda. Benim atılan atığımdan böyle olacağım. Düşüncemde ben olmayacağım. Düşüncemde ben olmayacağım. Rahatlığım pislikte ben olacağım. Nasıl ki attığım pislikte bedensel hayatım var, düşüncelerimde kelam elsin etikum ve elvanikum. Ben varım. Simalarda ve seslerde kendisi var. Simahum fi vucuhihim min etheri sucud. Tamam? Esay. Şimdi 7 taneyi kullandım mı? Kullandım. Ben neredeyim? Tasavvur etmiştim zaten, kopmadım. Üniversite diploması olan da, ilkokul diploması da var zaten. Ben şimdi ilkokul tasavvur etti mi? Hala kopmadım. Tasavvur, tahayyül ettim. Tahayyül ettim ama tasavvur edince tahayyülden kopmadım. Hala ben diyeyim. Tahayyüldeyim. Aynı zamanda tasavvurdayım. Biraz üstüne kat kat çıkmak gibi. Evet. Şimdi tahayyülde miyim? Tahayyül. Ama tahayyülden kopmadım. Tasavvurdayım. Tahakkuldayım. Tahakkuldayım ama tasavvurdayım ve tahayyüldeyim aynı zamanda. Tamam. Çıktım. Ondan sonra neredeyim? Koridor açıldı. Ondayım. Ya Rabbi. Oradayım mı? Fena oldum. Fena.
Fena fil ihvan. Oradayım, koridor açıldı. Şu anda kafasındayım. Kafasındayım ve istediğim gibi orada yapılandırabiliyorum gücüm kadar. Ya her şey her yerde ya. Biraz da gideyim. Kelam bazen yaşam tarzını, bazen o kültürün hissiyatlarını, fikirlerini taşır bizlere, tarihlere. Bazen doğuşlar, yani kelam, kelamla, kelam bize nasıl geliyor veya kelamla nasıl gidiyoruz, bize nasıl açılıyor, kelam nasıl çıkıyor dışarıya? Bazen bir doğuşla bende oluyor, mesela bir türkülerle bende etkileniyorum, bir şeyler çıkıyor. Deyişler oluyor, şiirler oluyor, menkıbeler oluyor. En güzel peygamber kısaları olarak dünyamıza geliyor. Simalar, kelamlar bizi ötelere taşır. Düşün ki bunlar yok. Kelam, ses, sima yok. Nasıl taşınırdık ötelere biz? Ben seni nasıl taşırdım İrfan? Böyle gözümü kapattım. Kelam yok, sima yok. Nasıl sana taşınacağım? Nasıl sana gireceğim? Simalar, kelamlar, ha yok kabul etsek ne olur biliyor musun? Bunlar yok. Nasıl taşınırdık ötelere? Bunlar koridorların giriş kapıları. Peygamber Aleyhisselam da düşün, ustadı da düşün. Yani aramızda bir donmuş enerji var. Donmuş enerji et yığını. Et değil mi? Yediğimiz gıdalar enerjiye dönüşmüyor. Bu yediğimiz enerjilerin donmuş hali değil midir? Kabirde tersini yapıyor işte. Eti soktuk. Çürümek enerjiye dönüştürmektir. Yok olmak değil ki. Hangi enerjiye? O hangi haletlerle ben o eti inşa ettimse o haletlerin fizikteki adı enerjidir. Dindeki alet manası halettir, hissiyattır. Hissiyatlar enerjidir. Toprak ne yapıyor? Bir iskinin kanalizasyon gelen pisliğini arıtma tesisi gibi toprakta bunu neye, hangi haletlerle inşa ettimse bedeni aynı haletleri dışarıya çıkarıyor, öteye gönderiyor. Nereye gönderiyor? Kim onu yaptıysa onun peşine gidiyor. Ben bu sima haletime göre değişmiyor mu? Namaz kıldım, kılmadım, zina yapıp yapmadım, nurcu, tarikatçı, zalim, belli oluyor mu olmuyor mu? Bu simayı hangi haletlerle yaptımsa vefat edince o enerji donmuş halini, bedeni tekrar toprak denilen istasyon diyor ustad, arıtma tesisi, bu eti tekrar o enerjiye dönüştürüyor. Anlayışlara, idraklara yol oluyorlar. Kelam. Anlayışlara, idraklara yol oluyorlar. Kavramlar derinlikleri barındırıyor. Kavramlar, kelamlar var ya, kelamlar, kişinin derinliklerini barındırıyor. Suret ve sima gibi. Bunlar bizi değiştirmeye, dönüştürmeye hem yöntem hem malzeme oluyorlar. Kelam. Değiştirmeye, dönüştürmeye. Hem yöntem hem malzeme oluyorlar. Nasıl ki bir his bazen bir yol olur, bazen de mezar olur. Hislerin de, kelamların da, simaların da dünyadayken bura cinsinden hacim, kütle ve şekilleri yoktur. Yani hislerin, kelamların, simaların, suretlerin buradayken buralı değillerdir. Senin bu sima ve suretin meydana var olan atomlardan değildir. Namaz kılanın niye siması şöyle oluyor da namaz kılmayanın öyle oluyor? O da atom. O da ikizdir. Aynı yemek yesinler. Yani insanların sima ve siretleri farklı olmasını maddeye mi vereceğiz? Niye sabaha kadar çalışanın suratı nurlu değil de sabaha kadar yatıp bir teheccüde kalkıp iki dakika, üç dakikada teheccüd namazında kılanda niye nurlanıyor?
Hareket desen fabrikada çalışıyor, suratında meymenet yok. 5-6 defa eğilip kalkıyor, suratında nur var. Öyle mi değil mi Yusuf? Peki ne var, ne farkı bu? Buralı ama o kadar kör olmuşuz ki. Burada gözümüz önünde madde, mananın madde tezahürünü hala göremiyoruz. Hala ahiret nerede? Şu ette senin ruhun neredeyse, şu haletlerin simanda gözükmüyor mu? Ne ola bu suratında şey olmuş falan diyoruz. Bu haletler nerede? Burada. Yüzde kasıt dünyadır. Burada gözüken haletler ahirettir. İddet şeytandandır diyor Peygamberimiz. Evet. Ahiret, ahiret. Ahiret burada. Adamı yaşıyoruz işte. Ahiretteki durumu. Seyret simayı, ahiretini seyret. Sürprizlik yok. Hem kelamda hem de simalarda kişilerin batınlarını seyredersin. Peki burada dursun. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.